Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Selam ve rahmetullah. Şöyle yavaş bir giriş yapayım dedim şöyle. Arkadaşlar. Mehmet. Mehmet hiç formundan bir şey kaybetmiyor abi. Gene Mehmet terlikle gelmiş. Yaz kış demeden. Ama bu sene biraz daha sosyete olmuş. Terliği bir tık daha şey yapmış. Değiştirmiş mi? İyisini mi? Şey daha aldı bunu ama. Yeni mi aldı? Baktı ki evde perişan ediyor. Hayır şey ya. Yenge... Az evvel resim atmış bana. Priz resmi. Etrafı böyle boş. Anahtar. Ne anahtar? Boyamamışsın anahtar. Nasıl boyamamışsın? Boyama şimdi? Adam resmini atmış bana. Olur mu canım ya? Göster bakalım resmi. Dur iyi davran benim telefonuma. Bizim kuşlar niye kalkıyor abi? Neresi oldu bakalım. Salonun mu bu? Galiba. Allah Allah. Koridor mu? Neyse ne sonuçta boyamamışsın. Hiç haberim yok de Mehmet. Fıçayla boyasam olur mu diyor. Yok dedim, kaçırmışım dolar. Ya. Yok yok fırçayla boyayacak zaten. Rulo'yla boyayacak. Fırçayla. Niye? Fırçayla mı oynayacak o? Niye prizi söker? Boya. Yok ya fırçayla boyasın. Prizi sökersin. Fırça iz yapar değil mi? Bu gözden kaçmış demek ki o. Ya demek ki oluyor. Bir tek bom varmış. Ne bileyim onu. Diğer yerlere bakmış mı? Neyse bir şey olmaz. Hayır, şimdi gece saat 4.30-5'e kadar çalıştım. O gözlerim görmüyordu ki artık. Normal yani. Oğlum 10 günde bir odayı bir evi bitiremedim. O da yarım boyayacaksın. Gittim. Gittiğim ilk gün. Aha ya. Şimdi başlar mı şimdi? Baş şimdi. Dışlarından beri anlattım. Alçıları yaptım. Tavanları boyadım. Ertesi günü Şahin abi aradı. Ne yaptın dedi. Dedim alçıları bitirdim. Tavanları boyadım dedim. Ha dedi sen git gez dedi ya boş boşuna şey yapma dedi. Son 2-3 gün kala yaparsın dedi ya. Oğlum ben... o adam ne zaman biteceğini bilmez ki. Rahat. O zannediyor ki. Rahat davran. Kesin dedi. Ona demişti ya Şahin abi ben burayı bir günde halleder çıkarım. Demiştir. Zaten bir günde hallettim. O da demiştir ki o zaman Mehmet git gez. Bir boş kaldığında halledersin. Ne bilsin senin. Dedim, bir ayda bitireceğim ha. 3-4 gün sürer dedim. 3-4 gün sürer dedim. Rahat rahat gez toz dedi. Ondan sonra halledersin dedi. Lan boyayı bitirmeye yakın böyle 2-3 saatlik iş var. Boyayı değiştirdiler. Ne yapayım lan? Şimdi yarın ne yapacaksınız abi? Abi yarın önce cuma pazarına gideceğiz. Cuma namazı kılacağız. Ama yarın pazar Mehmet günlerde. Kapalı. Hı? Yarın pazar pazarındayız arkadaşlar. Antalya Varsak'tayız. Pazar pazarında. Kapalı Perşembe pazarının olduğu yerde. Pazar pazarına gideceğiz. Mehmet'le tezgah açacağız. Tezgahımızda da güzel kuşlar olacak. Mehmet beyaz getirecek. Bol beyaz. Bu videoyu bu akşama yetiştirmeye çalışırım. Oradan şey yaparsınız artık. Tek gelirseniz Mehmet'ten kuş almak isteyenler oradan gelip. Kuş almayın. Kuş alabilirler. Mehmet'ten kuş almak isteyen kuş almayın. Arkadaşlar bakın size tavsiyede bulunayım. Beyaz götürüyor. İzleyen varsa. 5 tane beyaz götürüyor. 6. Aklı olan o beyazları alsın. 6 6. Ha? 6. 6 mı? Takkalıyı da mı götürüyor? Takkalıyı da götürüyor. 6 tane beyaz götürüyor arkadaşlar. Orada tezgahtarlık. Bekliyi de götürüyor. Ondan mı götüreyim? Götür ya. Ondan mı uğraşacağım? Bence şeydekini de alalım. Fantomcudaki bozu da alalım. Onu da götürelim. Götürün fazlalıkları azaltın ya. Onda bir de bir Arap var yakaladı. Onu da götüreceğiz. Ulan o duruyor mu Mehmet? Lan oğlum bu ne kadar işsiz bir adam ya. Fantomcu. Bülent vallahi işsiz ya. Fantomcu abi. Ne bu su uçuruyor adam ya? Uçursa iyi abi damızla. Damızla atıyor. He damızla mı atıyor? Dur bundan bir yavru alayım diyor. Yavruyu alıyor. Dur bir de yavrunun yavrusunu da alayım da diyor. Garanti olsa. Bir torunu da çıksın diyor bakalım ne olacak diyor. Yani iyisin. Manyak ya. Ulan vallahi helal olsun. Azimli adam yani. O kadar azim de iyi değil ama. Beş lira. Hayret nasıl. Gel bak Bülent. Bülent bak. Bülent tak veriyorum bak. Geliyor. Oradan geliyor tamam mı? Telefon burada. Tamam öyle yapalım. Böyle geliyor. Ne yapıyoruz? Gökhan bir video çekiyor. Selamünaleyküm. Bir de şöyle. Selamünaleyküm. Adam var ya. Selamünaleyküm. Şey yok ya boşluk yok ya. Adam her dakikayı çekeyim diyor. Mehmet var ya bu şey yıldızı falan olacaktı var ya Johnny Sins gibi. Oo.
Ya bu var ya yanlışlıkla hani böyle aylık 10 bin falan koysa YouTube'dan var ya mutlu. Yandı. Yemin ediyorum. Uyumaz. Sıçtığını da çeker. Ben zaten şeyden korkuyorum. Mehmet bazen lavaboya gideyim diyor arkasından gidecek diye korkuyorum yani. Ben böyle. Sorma geçen kümese girdim. Kuş alıyorum oradan. Hani atlet giymiyorum ya ben. Eğilirken çekmiş orayı çekmiş bir de kapak resmi yapmış. Herhalde çatal gözüküyor. Ne kadar saçma bir adamsın sen ya. Bilerek yapıyor ama. Bilerek yapıyor. Çok izlensin. Dikkat çeksin diye. Peki benim onu montajlamam yok mu? Ama? Oğlum, onu güzel bir karı yapayım Bülent abi. Unutuyor. 50 kere diyorum ki izleyen abone kitlesi %20 %30. Mesela atıyorum 1000 kişi izliyorsa senin videonu senin abonelerin %30'unu teşkil ediyor. Geri kalan %70'iz gezerken denk gelenler. Anladın mı? Buna diyorum ki oğlum çoğu kişi Mehmet tanımaz. Beni tanımaz. Çünkü denk geliyor oradan. Başlıklarını düzgün atlıyorum. Dikkat çeken başlık atlıyorum. Adam ısrarla yok bilmem yok, mutlu şöyle yaptı. Yok. Yok açların karnını. Hayır. Burada bütün yemeğin parasını kendimiz veriyoruz tamam mı? Sonra geliyor diye açların karnını doyurdu. Sonra diyorum ki bahçede çek. Bilgilendirme çek. Semaverin parasını verdi mi? Başına gelen şeyleri çek. Semaverin parasını vermek zorunda kaldı. O internet cihazı vardı ya bende. Onu geri vermeyeceğim diye Semaverin parasını attı. He, onu mu bekliyordu? Aynen. Yoksa yan yatıp çamura batacaktı. Ben çay içmiyorum ki diyor. Sinan abi vermedi. Sinan'a çay yok. Şey var ya Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir'e çay yok? Arkadaşlar yarın Larsak'tayız. Güzel bir tezgahtarlık yapacağız. Şeyi alın götürün. Şebap kafesini de götürün. Hı-hı. Oraya ayrı koyun. Ben de size bir tane boz, perçemli boz vereyim. Dediğim rakamdan aşağı vermeyin ama. Abi pazarda 5000 liralık kuş olmaz ya, abi ya. Anlayan biri gelir. Parası olan biri gelir. Kaç kaç? 5000 lira mı? 5000 liraya verin. Bu fantomcu da geçti kümesime, ya. Kümesinde 100 liralıktan fazla kuş koymuyorum abi. Kusura bakma götüremem bana. Seri oğlum, satış olması lazım. İşte en azından iyi para, iyi kuş isteyene onu da önerirsiniz yani. Ya şimdi orada tutar bir de hastalık kapar pazarda, mazarda. Ondan ay, sonra Şebap kafesi veriyor mesela. Abi genel olarak pazarda kapabilir. Vallahi kaparsa Mehmet'ten kapar ya. Kapar tamam. Başka türlü zannetmiyorum. Mekan. Şuna bir çay doldursana, eklesene üstüne. Şu dökmeden. Koltuğu bir alalım ya. Çayını içtim. Ha şeker bitmiş. Katma katma şeker bitmiş. Mehmet kümeste kaç tane çay kaldı? Çay mı? Şey kaldı diyor çay değil. Kaç tane kuş kaldı? Kümeste benim 25 tane kendi kuşum var. 25 tane bu beyazlar çıkınca o çay düşüyor mu? Beyaz düş. 19. Vanlı var bir tane 18. Yarın havanası ya. 17. Arkadaşlar Mehmet oradan ızgara filan alacağız. Ya, lütfen kuşlara çok edelim. Pazarlık teklif etmeyin. Kümesi bir halledelim ya. İzgara alacağız. Bundan dolayı 1000 lira kuşlar. Izgara da artmış lan mama. He lan tanesi 100 lira olmuş. Metresi 400 lira. Yarın kuşatına kuş aldım. Parçalı bulut. Yarın yağsın ya. Parçalı bulutlu mu? Yağmur yoksa sıkıntı yok. Abi, yarın pazardayız oğlum yarın yağmazsın. Üstü kapalı yok. Olsun oğlum yine orada. Tamam mutlu. Sen yarın köpeği götüreceksin ya. He. Üstündeki o sebeleri atalım. Kümesi bir alalım. Köpeğin olduğu yer bir yağmurda temizlensin. Moruk sabahın 6'sında 7'sinde gideceğiz biz. Sen o saatte uyarlar mısın? Ha siz yarın pazara gidiyorsunuz. He istiyorsan bugün alalım. Ben bugün hiçbir şey yapamam ya. Bugün tadım yoktu. Yok belim ağrıyor oğlum. Ben eski tadım yok artık. Yaşlandım buraya beni çürüttü ya. Para düştü lan. Lan Mehmet 1 lira paran vardı onunla düşürdün lan. Moruk bana 1 lira versene. Yarın bulutlu, pazartesi yağmur. Gitti ya. Cebine 1 lira. Arkadaşlar, çayınızı için şu koltukları alalım. Şeker yok, şeker. Oğlum şekerli bir sen içiyorsun. Al şekeri. Çayınızı ben getireyim, şekerinizi ben getireyim. Daha... Yo, çayı biz ne alıyoruz. Şu an hazırda vardı. Çayınızı ben getireyim. Allah'ım Allah. Daha ben çay içecektim ya. Hadi iç abi. Görmüyor musun oğlum? Yok işte. Şu kabı da ziyan etmeyin. Evden getirdim ben onu. Su almıyor. Var götür senin olsun. Bardakları da almışsınız. Bir dünya kavga ettim Semali'yle. Bardaklar şurada ya. Yenisini alacağız mutlu. Kaç paraysa al. Herkes ortak versin parasını.
Evin bardaklarını getirdik. Böyle olmaz. Evin koltuğunu getirelim. Evin televizyonunu buraya getirelim. Bardakları getirelim. Vallahi moruk, sana bir şey söyleyeyim mi? Bardaklar senin olsun. Ben kendime küçük bardak getireceğim. Ben bununla içemiyorum. Ben ince belli de içeceğim de. Ne lan bu? Su bardağı da çay içiyorsun. Oğlum hamam yok mu ya? Şöyle Antalya'da bildiğiniz var, ettiğiniz var yer. Var abi. He? Var. Var. Katlı otoparkında arkasında hep sokakta. Ama öyle temiz, düzgün ha. Öyle. Seni ben bir yere götüreyim. Seni ben bir yere götüreyim. Sana bir şey göstereceğim de. Tamam, normal hamam. Normal hamam. Tamam, normal hamam. Tamam, Gökhan abi de zaten sonlu istemiyor. Normal. Köpük atıyorlar. Evet. Mehmet'e kaldıysa gidelim oraya ama benimkini de ödersin. Kaç para lan hamam? Ya geçen sene masajı falan dahil, masajı falan dahil 900 lira. Geçen sene 80 ise bu sene masajı falan dahil 900 lira. 900 lira. Oğlum ben kendim size keçe köpük atarım lan, o kadar düşün yapmayın. Saunası, masajı her şey. Saçmalama, 900 lira. Bloya mı? Konya altındaki. İsmi neydi? Güneş Hamamı neydi? Bir şeydi. Tamam. 900 çok oğlum, oğlum saçmalama. Hayır lan, ne spot ya? Oğlum ne 900'ü? Kafayı mı yedin? Hamam 900 olur. Hayır, hayır, saunası, masajı dahil. Tamam, Ankara'da gidiyorum ben. 1 saat 15 dakika masajı var. 900 çok lan. Çok. Abi zaten Facebook'ta çıkıyor normalde. Hayırdır oğlum. Ben 300'ü hallederim abi, abi, sıkıntı yok. Yemin ediyorum şurada yolda geçen adama bir çiftlet desem yeter yani. Mehmet telefonu. Haftaya falan bir organize edelim de gidelim. Haftaya. Yarın gidiyoruz işte abi. Ne? Ben yarın yerim. Bak kuş pazarında üstümüz başımız batar. Oğlum, tamam mı? Sen anlamıyor musun? Benim burada olmam bile şu an lüks ya. Benim ya bir hafta 10 gün çıkmamam lazım evden. Sami söyledim. 10 gün evden çıkmamam lazım. O zaman hamama gidip sonra çıkmasan 10 gün. Zaten pazartesiye kadar bu belim düzelmezse doktora gideceğim. Çok direndim doktora gitmeyeyim diye ama herhalde doktorluğum ben yani. Doktorluk herhalde benim durum. Vallahi o zaman aksatmayalım. Abi 2 gün bir şey yapmıyorum, dinleniyorum, düz veriyorum. 3. gün bir eğiliyorum, bitiyorum. Pert. Fıtık mı oldu? Fıtık yok bende, hiçbir şey yok normalde de. İnşaat. Normallik var, bir sıkıntı var ya. Bu sene İnşaat yordu seni. Beden vücuda yüklendim herhalde ben. Bak böyle yerler mi? Sağlık ya, sağlık. Arkadaşlar bak söylüyorum size. Dünya malı dünyada kalır. Sağlığınıza dikkat edin. Siz bakmayın yani bana. Amele gibi çalışıyoruz, çalışıyoruz. Bedeni yoruyoruz. Ondan sonra paran olsa da bir işe yaramıyor. Bak tuvalete otururken bile zorlanıyoruz valla. O yüzden... Fıtık başlangıcı olması lazım. Bilmiyorum. Ben bir bakayım. O yüzden arkadaşlar... Geçineceğiniz kadar para kazanın. Allah kimseye muhtaç etmesin. Mal mülk geçici. Ne kadar bir para mesela abi? Aylık bir 40-50. Bir gün öleceğiz yani. O isterse 150 tane evim olsun, hiç fark etmiyor. Birileri. Mesela bundan 50 sene sonra kim oturacak benim evimde bilmiyorum yani. Değil mi lan? Benim oturmayacağım kesin. Adın neydi senin? Unutuyorum. Mehmet. Mehmet. Mehmet mi? Evet. Bir tane yetmedi, bir de bir ikinci geldi. Direkt tut abi, direkt. Vallahi. Abi Mehmet, Mehmet mutlu sonlu bir şeylere bakıyor, terbiyesiz ya. Lan bunda bir 1 euro var tamam mı? Abi yaz boyu dedim ki, Mehmet para duruyor mu? Duruyor abi. Para duruyor mu? Bak sıkışırsa bozduracağız dedim. Tamam dedim. Ulan bu ay sıkıştım, ödeyemedik kredi kartını. Bunda da para yok. Gitti bozdurdu parayı, ben kaldım öyle. Ben söyledim abi. Kaç 3-4 aydır ben sana diyorum değil mi? Bozdurdum. Lazım olmayan para durdu bu ay lazım oldu. Mehmet ne kadar bozuldu? Borç almaya da korkar olduk ya. Altın alıyor, yükseliyor. Euro alıyor, yükseliyor. Dolar alıyor. Ne alacağız abi? Ne alacağız ya? Lan eskiden altın dediğin 1 lira koyardı ya. Altın uzun vadeli bir yatırım normalde. Alırsın mesela 5 seneye falan atıyorum 100 aldıysan 5 sene sonra olurdu 120, 130 öyle ya. Abi şimdi öyle değil ki ya. Bir senede 3 kat, 2 katı olur mu ya altın? Daha geçen sene 900 lira mıydı, 1000 lira mıydı, neydi ya? Geçenlerde borç altın aldım, tam altın. 9800 de bozdurdum. Şimdi ödeyem dedim, alayım dedim, 14,5 olmuş. Abi yok. Bana 5000 lira verin, size 10.000 lira yapayım, aynı gibi. Bu da Seçil Erzan gibi, yüzü düzgün. Futbolcu değil mi? Futbolcu değil mi? Futbolcu değil mi? Elimdekini iki tane yapalım mı? Ya o kadın var ya, ne yapmış biliyor musun birader? O kadını çarpmışlar. O kadın o paraları gömmemiş bence. Bundan almış onu, ondan almış onu. Öyle çevirmiş.
İşte herkesi düzeltmiş. İyi mi yapmış? İyi yapmış. Takdir mi ettim? Ettim. Sonuna kadar takdir ettim. O nasıl yapmış biliyor musun? Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Onu da düdüklüyorlar çünkü. Ya düşünsene ya, adam 1 milyonuna sana 1 milyon 400 veriyor ya. Aklını alıyor mu abi ya? %150 geçen, hangi ticarette kazanıyorsun? Geçen sistemi öğrendim ben. Ne yapıyorlar biliyor musun? Örnek veriyorum. Ben bir şey açıyorum. 100 kişi topluyorum. Diyorum ki bana 1000 lira verin. Bir ay içinde işte size 100 lira kar vereceğim değil mi? O senin dediğin titan. Tam onlar, o da yüksek parayla yapmış yani. Ya o da aynı. O yani aynı sistem. 100 kişiden almış ya, 100 bin lira yapmış. 100 kişiye her ay sonu her kişiye 100 lira verince 10 bin lira yapıyor. Elinde ne kalıyor? 90 bin lira. Bakıyorlar kazanıyor. O 100 kişi de 200 kişi daha getiriyor. Şeyi izlemiş. Halit Ergenç'in bir dizisi var ya. O dizisi anlatıyor. Nerede? Aynı 100 kişiden anlatıyor. Neyse, bu videoyu fazla uzatmayayım. İnternet evde yavaş. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Akşama yayınlamam lazım çünkü. Hadi Mehmet, bizi düdüklemeden kapat. Bizi düdükleyecek beni. Zaten yok. Harbi bana 1000 lira verseniz ay sonra size 1100 olarak şu an Gökhan abinle... Abi millette de, millet de bir yandan. Parasını değerlendirecek yer arıyor. Abi. Gayrimenkul abi, daha ne yapacaksın? Anladın mı? Şu an gayrimenkul de almasın. Ama bak, gayrimenkul o kadar koyuyor mu abi? Koymuyor ki o kadar. Nasıl oldu bu hayat? Arkadaşlar yeni bir videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Nasıl şiş?